Öyle bir gezeledim, baktım ufak tefek et parçaları var, saç telleri var. Hayret ettim yani, durumu gördüm ben orada. Çok merak ettim, duygulandım. Ulan ne yapsam, ne yapsam böyle düşündüm. Tekrar yaylada, yayla deriz biz yani, yüksekte dururuz, köye gelmiyoruz tabii. Orada yattım, böyle anlattım, çocuk var yanımda. Gece rüyama girdi. Sen beni neden gömmedin orada diye öyle bir rüyama girdi. Şehidimiz girdi he. Sen beni orada neden gömmedin bir şeye dedi. Bir mezar yapıp gömmedin dedi. Ben tekrar oraya gitmek istedim. Tekrar gittim oraya. Bir de bez buldum yani, mezara kefen kollar ya. Onları topladım, bir de gazma götürdüm. Oraya kazdım, onu gömdüm. Bucaklıyız. Bucağın yerlisiyiz. Ayfer 9 aylık bebek babası öldüğünde. Şofördü. Kars Ardahan da geldi cenazesi. Ani kalp krizinden. Yolculuktaydı tabii, orada yük saracakmış kamyona. İşte orada bir kriz geliyor. 34 yaşındaydı. En küçüğümüz Ayfer. Babam vefat ettiğinde 9 aylıktı. Çok baba sevgisi görmedi. Tanımadı. Babam zaten yolculuk yaptığı için gittiği zaman bir ay, iki ay şimdiki gibi değildi o zaman dönüşü. Bizim hep en kıymetlimiz oldu. Küçük çocuk olunca, küçüğümüz olunca. Onun bizde değeri çok farklıydı. Babam vefat ettikten sonra annem, Allah razı olsun, bize hani okuttu. Okutmak için çaba gösterdi. Hepimiz nereyi istiyorsak orada okuduk. Bizde gerçekten çok güzel hem annelik hem babalık yaptı. Biz halı dokurduk. Yani boş zamanımız hiç olmazdı. Böyle dışarıda dolaşacak, vakit geçirecek zamanımız olmazdı. Çünkü o fırsatı vermedi. Annem bizi hep halıya bağımlı kıldı. Yani biz hep halı dokurduk. Bize derdi ki mesela işte şu kadar sıra yapın derdi. Bahçe işlerini görüp gelinceye kadar biz o sırayı yapardık. Aman biz de bunu dokunmayacağız, biz de bunu yapmayacağız diye hiç itiraz etmedik. O yüzden işte Ayfer de bizimle birlikteydi. Biz üçümüz dokurduk, o ikisi oynardı. Ne öyle sakin bir çocukluğu oldu. İneğimiz vardı, ineğimizle bakardık. Onunla vakit geçirirdik. İneğimiz vardı. Sabah akşam 25-30 kilo süt olurdu. Ben ona bakardım. Şimdiki gibi süt satan, süt alan yoktu. İşte onu peynir, çökelek yağ eder. İşte öyle satılırdı. Öyle yaşadık. Buhalları dokuduk. Bahçe işlerimiz vardı. Onları da hiç durmadık, çalıştık. Devam ettim. Çocuklarım okulu bitirse, hatta Ayfer bile halının başından kalktı gitti. Gittik noterden bir şey imzalattık. Tabii okula gitmesi için. İşte öyle halı dokurken halının başından kalktı gitti. Hava harbi okuluna. Kendi halinde acıyı ve üzüntüyü kendi halinde yaşayan bir kişiydi. Rahmetli hiçbir zaman daha abi öf dememiştir. Böyle bir kişiliğe sahipti. Size de devamlı saygısını gösteren bir kişiydi. Ablaları İmam Hatip'i bitirdiler. Bunu İmam Hatip uzak, burada yakın bir arkadaşı gidip gelen yoktu. Onu da Bucak Lisesi'ne verdik işte. Çok zor karar verdik. Bir kız çocuğunun o okullarda okuduğunu bile bildiğimiz yoktu. Kısmetmiş işte. Onun kazandığı yer de güzeldi ama işte bu okullardan istek geldi. Karadan, havadan, denizden. Bu okulda okuduğu için devlet okuttu. Tabii başka üniversitelerde okusa biraz tabii masraflı olacaktı. İşte çok zor karar verdik ama işte sonra da sevdiydi mesleğini. Sevdiydi. Thank you.
Ayfer üniversiteyi kazandığı zaman tabii sevindik. ODTÜ matematiği kazandı ama onun gönlünde yatan elektrik elektronik mühendisliği vardı. O da nasip olmadı ona. Tabii bu Hava Harp Okulu'ndan da böyle bir şey gelince niyetini biraz o tarafa çevirdi. Annem de o zaman işte halının başından kalkıyorlar. Diyor ki işte gidelim. İçinde kalmasın. Biz de o dönemde İmam Hatip mezunuyuz. Eşim imam. O dönemde de pek alım olmuyor. Biz dedik hani Ayfer seni kabul etmezler ablam ama yine de bir şansını dene dedik. Tabii bu gitti. Eğitimlere katıldı. Uçuşunu yaptı. Biz bir taraftan diyoruz ki ya olmaz bu. Yani ya uçak tutacak ya bir şey olacak filan. Ama nasipmiş oldu. Kendisi de sevdi. Çili'deyken kollarını morardılar gördüm. Ayfer ne oldu bu kolların dedim. Kolay mı zannediyorsun derdi. Ani hareketlerle nereye çarptığımızı bilmiyoruz derdi. Uçuş esnasında anneme, annem duymasın derdi. Vazgeç dedim. Ben uçmak için dedi. Bu mesleği seçtim dedi. Masa başında bir görev alırsın dedi. Yok dedi. Benim okula gitmemin amacım dedi uçmaktı dedi. Aile yapımız itibariyle Ayfer de eline geldiği kadar namazı kılan, orucunu tutan bir kızımızdı. Hatta hiç unutamam 98 yılında mezun törenine gittiğimizde namaz kılmak istedik. Tabi o zaman sıkıntılı bir süreç. 28 süreci. Kaldıkları şeye gittik. Yurda gittik. Dolabın arkasından bize karton çıkardılar. Onların üzerinde kapıda iki tane arkadaşı nöbet tuttu. Biz namazlarımızı öyle kıldık. Öyle bir dönemdi. Mesela Ayfer Ramazan gününde o zor şartlarda eğitimin ağır olmasına rağmen hiç orucunu geçirmeyen bir kızımız. İşte ilk maaşından ablalarına birer yüzük, bana bir yüzük alık. Dedim Ayfer bunu çok kaliteli almışsın olsun daha iyilerine layıksın sen dedi. İşte. Çiğli'de 2 yıl eğitim aldı. Eleme safhasındaydı. Eleneceğim herhalde dedi. Artık dedi ben hani bana çok dua edin dedi. Bildiğiniz ne varsa okuyun dedi. Bu gece uçuşum var benim bugün dedi. Hepimiz haberleşirdik. İşte gece uçuşların o eleme şeyini atlattı. Başardım dedi. Aradı gece. Artık dedi Konya'ya dedi gidiyorum dedi. Burada burası bitti dedi. 2 yıl Çiğli. 8 ay Konya. 8. ayında da işte vefat etti. Şehit oldu. Ayfer'in sabah 2. uçuşu Alanya Kalesi üzerine. İlk uçuşunu yapmış, gelmiş. Briefing oluyor, toparlanıyoruz diyor. İşte değerlendirmeler hocalarımızla, arkadaşlarımızla dedi. Nişanlısı anlattı bunları. Daha sonra işte briefingde dedi, işte tekrar geriden dedi bir tane komutan geldi. Ayfer sana bir uçuş daha çıktı dedi. Çok acım demiş Ayfer. İşte tost yaptırdık dedi. Tostunu yedi dedi. Sonra tekrar dedi, kalktı dedi. Hızla kalktı yerinden dedi. En iyi bildiğim profil dedi. Tekrar işte uçuşa, ikinci bir uçuşa gitti dedi. Zaten gitmiş kaleden varık, kaleden dönüşünde kazası oluk. Pilot hatası dediler. Sonradan işte nişanlısı olan, tabii onlar da bu işin içerisinde olduğu için itiraz ettiler. Sonradan uçağa ait bir sıkıntı olduğundan bahsettiler. Bizim uçaklarımızın modernizasyonunu, bakımını İsrail yapıyor. Ayfer'den 15 gün önce hatta gazetede resmi çıktı. Yani önce Allah sonra Allah'tı diye böyle bir arkadaşıyla beraber. Önceki şehit olan arkadaşın cenazesinde Ayfer Arakan resim var. İşte 15 gün sonra da kendi şehit oldu. Onu da uçağa düşmüştü. Rahmetli Ayfer'den sonra 3 askerimiz de aynı şekilde uçak kazasında şehit oldu. Hatta bir tanesi Manavgatlı bir yüzbaşıydı. Kaza yerine gittiğimiz anda biz ilk önce aile olarak şok geçirdik. Evet, parçalar kaza kırım ekibi tarafından toplanmış. Kar kalınlığı bayağı bir yüksek. Yani o parçaları, uçağın kocaman kanatları vardı. Yani kanat parçaları kalmış. Tarp bir bölge, yani ulaşılması zor bir bölge. Zaten kaza kırım ekibine ulaşması da belli bir saat almış olay olduktan sonra. 2009 yılında bile o parçaları
bedeninden kopan parçalar da aynı şekilde. Poşetlenmiş. Yani poşetlendiyse orada bir kişi bunu poşetlemiş. Karaman'daki bu çoban, Allah razı olsun, sahip çıkmışlar. Sonra işte orada mezar olduğunu biz 8 yıl sonra öğrendik. Oraya bir mezar yapıldığını, şey olduğunu yoktu. Sonra bunlar hemen araştırdı. Çocuklar gidildi, şey yapıldı. İmkanlarıyla kendisi taştan, şeyden bir kaba taşa da ismini de yazmış. Bir kabir yapmış. Ben 1948 doğumlu Karamaneli Ermenek ilçesi Ardıçkaya köyünden Hikmet Demircan. Ben bir köylü çocuğuyum. İleride çobanlık yaptım. 20 yıldır da çobanlıkta bıraktım yani. Şimdi öylesine yaşıyorum. Bu Şubat ayında düştü yani. Bahar geldikten sonra, tabii o Şubat ayındaydı. Mart, Nisan neyse ben o aylarda şurayı bir de ben görüyün geleyin diye gittim yani. Oraya vardım, malıla vardım tabii. Alabula kar, kar var ortalıkta. Ama düştüğü yer açılmış. Kuz yerlerde kar var. Öyle baktım, şöyle duruma bir baktım. Vallahi öyle içim, yüreğim ağzıma geldi. Ufak bir civata tağı varsa şöyle iki bük olmuş. İki bük olmuş bir civataya gelese yani. Parçaları çevreye dağılmış. Öyle bir gezeledim, baktım ufak tefek et parçaları var. Saç telleri var. Hayret ettim yani, durumu gördüm ben orada. Çok merak ettim. Duygulandım. Ulan ne yapsam, ne yapsam böyle düşündüm. Tekrar yaylada, yayla deriz biz yani, yüksekte dururuz, köye gelmiyoruz tabii. Orada yattım, böyle anlattım, çocuk var yanımda. Gece rüyama girdi. Sen beni neden gömmedin orada diye öyle bir rüyama girdi. Şehidimiz girdi he. Sen beni orada neden gömmedin bir şeye dedi, bir mezar yapıp gömmedin dedi. Ben tekrar oraya gitmek istedim. Tekrar gittim oraya, bir de bez buldum yani, mezara kefen kollar ya. Onları topladım, bir de kazma götürdüm. Oraya kazdım, onu gömdüm. Sonra bir ara bu görevlilerden de birileri varmış orayı inceleme uçu. İki kişi ama üç kişi varmışlar, graydarla varmışlar oraya. Ona demişler ki, bu mezarı kim yaptı? O arkadaş bizim köyden yani, bir o arkadaşa demişler. Bu mezarı kim yaptı? Bura demişler. Bir arkadaş yaptı. Kim? Bir çoban arkadaş demiş. O yaptı demiş. Sana bir şey diyeceğiz, yapar mı demişler, söyle bakalım demiş. Önünde de, düştüğü yerin önünde şöyle yalakları bir çukur var yani, düzgün topraklı. Taş oraya demiş, bıçağın graydarını yanlattık, buraya vurduk. Buraya et poşet, ceset poşetine bir parça koyduk biz demişler. Bunu sen oraya koyabilirim demiş. Bu arkadaşa. Onu ben koyamam demiş. Ne olacak, kim koyar onu demiş. Onu korsa gene o arkadaş koymuş, kor demiş. Oraya demiş. Sonra bir cuma günde köye indiydim ben, cuma günlüğünde. Mal gene dağda, yaylada yani. Orada arkadaş durumu böyle böyle anlattı bana. Anlattıktan sonra benim gene içime bir ateş düştü. Bu dedim bana bir şey oldu. Madem biz oraya mezarı yaptıysak. Ondan sonra tekrar bir kız çocuğu vardı benim. Gel kızım gidelim dedim. Böyle bir beraber gittik. Oraya vardım. Kenarını açtım. Güzelce açtım hiç zede vermeden. Mezarı da açtım. Mezarı açtıktan sonra oraya koydum. Potresin içerisinde ben açıp bakmadım. Yalnız 10 kilo, 9-10 kilo kadarında bir parça var yani orada. Ne olduğunu bilmiyorum tabii. Assam gene bilemem ama kol, ama bacak, ama neresi bilmiyorum. Öyle koyduk. O durumda orada bir mezarı bulunuyor Afer Gök'ün. Ondan sonra da 8 sene sonra annesi çıktı. Yakınları falan geldi. Beni ziyaret ettiler. Gene görmek isterim, gelmesinlerini isterim, istiyorum gelin diye. Ben gittim oraya, onları ziyaret ettim. Orada mezarlıklarına ziyaret ettim. Derken sonra o şeyi gördük sıra ben çok içime bir ateş düştü, yanıyor içim. Bir destan yazdım, onu da okuyuvereyim mi? Ver onu sen bana bir. Onu da yazdım, malın ardına dönerken düşündüm, orayı, o durumu gördük sıra düşündüm. Bir ağaç parçasına yazdım böyle, kağıt falan yoktu yanımda. Ona yazdım, ondan sonra buna şey yaptım. Hatta dedim ki ya şunu dedim bir gazeteye verin dedim. Bizim kömür ocağına gidenler vardı, ben dağdayım zaten, şimdi şehre inmiyorum. Onlar dedi, kendisi gelip de imza vermesi lazım demişler, ben de gitmedim de böyle bazı kişilere verdim, böyle çuvattık. Bu da bizde kaldı. Konya'dan kalktım da dönerim diye, hiç aklıma gelmedi ölürüm diye. Havada kıydı Ezrail Ayfer'e, söyleyin anneme, annem ağlasın. Babam yok ki karaları bağlasın. Uçurdular beni Şubat ayında, tenim tel tel oldu Koçaş Dağı'nda. Benim acıyacak kimsem var mı da, söyleyin anneme, annem ağlasın, babam yok ki karalar bağlasın. Yeter Hikmet Çoban artık söyleme yeter, söylediğin her söz ölümden beter. Annem duyar da yine yas tutar,
Söyleyin anneme, annem ağlasın. Babam yok ki karaları bağlasın. Kalem der ki bu yazıyı bana yazdırma. Okuyanlar sanmasın bunlar uydurma. Haydi gidelim artık burada durma. Söyleyin anneme, annem ağlasın. Babam yok ki karaları bağlasın. İşte 8 sene sonra bunlar geldi. Ayfer'in bir şeyi varmış. Sağlığında halı dokunmuşmuş. Bana onu getirdiler, verdiler. Şimdi inanır şurada dayalı durur. Beni o da çok duygulandı bir hatıra olarak. Ben istedim bir çerçeveli fotoğrafını gönderin bana dedim. Bir isteyen var mı dediler, onu gönderdiler. Bir Kur'an istedim, büyük böyle bir Kur'an getirdiler. Okuyup dururum işte. Herkese Allah rızasını versin yani. Okuduğum zaman gönderiyorum şehitlerimize. Ben bir özel öyle bir rüya gördüm. Vefat ettikten sonra ben annemle beraber kaldım orada. Çok ağlardım annem gizli, ben gizli. Arabası yan tarafta. Bir kere rüyamda mezarının başında. Böyle beyaz sarıklı, beyaz kıyafetli bir dede gördüm. Bir taş üzerinde oturuyordu. Senin o kardeşin var ya kardeşim dedi. O öyle güzel ki dedi. O çok mutlu dedi. Hiç ağlama dedi. Hiç unutmuyorum. 2018 yılı. 1 Mevlid Kandili günü. Bir mesaj bildirimi aldım. Gaziantep'ten bir vatandaşımız. Bir rüya görmüş. Bir caminin yanından geçerken ismini duyuyor. Ayfer Gök diye. Selası veriliyor. Neyse apar topar koşuyor caminin etrafına. Tabutu koyuyor kendisi. Kefenliyorlar, şey yapıyorlar. Çok güzel gülümsemiş. Öyle bir gülümsedi ki abi diyor. Anlatan kişi. Sanki de ben de hiç böyle bir gülümse görmedim ömrü hayatımda. Dedim Allah razı olsun. Çok güzel görmüşsün. Rabbim inşallah şehadetini kabul etsin. İnancımız olmasa dayanılacak gibi değil. Ama elhamdülillah inanıyoruz şehit olduğuna. Rabbimin katında da inşallah şehit olmuştur. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Evlat daha çok genç. Her an hiç unutulmadık. Hiç unutulmadık. Muhakkak ziyaret edecek olan olur. Bir telefon eden olur. Buradan komutanlardan arayan olur. İşte buradan sosyal hizmetlerden ziyarete gelirler. İşte her gün bir anısı olur yani. Anlatır lan bizim ele varırsan. Şeker söyle kaymağı.